alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Batı Trakya Gümülcine'mizin seçilmiş müftüsü, değerli hocamız, değerli dostumuz İbrahim Şerif hocamız ve Batı Trakya'dan kendi evlerine gelen, kendi mekanlarına gelen siz değerli gençler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir topluluk, azınlık olarak başka bir yerde, bir Müslüman Türk azınlığı olarak başka bir coğrafyada, başka bir ülkede yaşadığı zaman onların dikkat edeceği çok önemli hususlar vardır. Elbette en önemli husus varlık mücadelesidir. Siz her biriniz aynı zamanda bir varlık mücadelesi içerisindesiniz. Bir Müslüman azınlığın, bir Müslüman topluluğun bir gayrimüslim çoğunluk içerisinde yaşarken dikkat edeceği en önemli husus kimliğini, Müslüman kimliğini, Türk kimliğini koruyarak, muhafaza ederek varlığını idame ettirmektir. İnsan dünyaya bir kez gelir. Sen nesin ve sen kimsin sorusu çok önemlidir. Biz kimiz? Biz neyiz? Biz kimiz? Biz neyiz sorusunun cevabı, biz insanız. Biz Allah'ın yarattığı bir varlığız. Ancak sen kimsin diye sorduğumuz zaman işte kimliği oluşturan bütün unsurlar çıkar ortaya. Biz kimiz? Biz Müslümanız. Bizim bir tarihimiz var. Bizim bir kültürümüz var. Bizim bir medeniyetimiz var. Bizim bir düşünce evrenimiz var. Bizim bir dilimiz var. Bütün bunlar kimliği oluşturur. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Kimliği oluşturan unsurlar içerisinde en önemlisi dindir. Çünkü tarihe baktığımız zaman dinini kaybeden kimliğini kaybediyor. Din, kimliği oluşturan bütün unsurların sahibi ve bekçisidir. Dini kaybeden dili de kaybediyor. Dini kaybeden kültürü de kaybediyor. Dini kaybeden tarihini kaybediyor. Dini kaybeden medeniyetini kaybediyor. Şüphesiz din bütün bunların koruyucusudur. Bu olmadan dinimizi, inanç değerlerimizi koruduğumuz zaman kimliğimizi oluşturan diğer unsurları da korumuş ve muhafaza etmiş oluruz. Allah'ı, peygamberi, dininizi, inancınızı, tarihinizi, kültürünüzü bir dil ile ifade ediyorsunuz. Ve o dili kaybettiğimiz zaman bütün bu kavramları kaybederiz, manaları kaybederiz, mefhumları kaybederiz. Onun için dil çok çok önemlidir. Bu hususlar konusunda, bu konularda benim Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızla ilgili, kardeşlerimizle ilgili, gençlerimizle ilgili zerre kadar endişem yok. Çünkü siz kimliğinize sahipsiniz, kimliğinizi koruyorsunuz. Eğitim meselesi gençler çok çok önemli. Ama sadece okullarda bizim verdiğimiz eğitimlerle de yetinmeyin. Yani siz kendinizi çok daha iyi yetiştirin. Orada meydana getirdiğiniz etkinliklerle, sahip olduğunuz ilim, irfanla, kültürle, hikmetle aynı zamanda içinde yaşadığınız bütün toplumu, Müslümi, gayrimüslimiyle etkileyecek çalışmalar, çabalar ve gayretler içerisinde olmalısınız. Bazen bir tek insan yaptıklarıyla bir ülkenin tamamının önüne geçebilir. Bir tek insan yaptığı önemli işlerle, ortaya koyduğu önemli başarılarla, insanlığa takdim ettiği önemli fikirlerle bütün ülkesinin önüne geçebilir. Evet, her biriniz kendi sahanızda
dünyanın en iyisi olmak için bir çaba içerisinde olacaksınız inşallah. Gençlik milletin istikbalidir, bir toplumun istikbalidir aynı zamanda. Batı rakenli 50 sene sonrasını sizin inşa ettiğiniz Batı Trakya olacak. Sizin inşa ettiğiniz Gümülcine, İskeç'e olacak. Gençlik bir milletin geleceği açısından en önemli kitle. Yani Hazreti Peygamber'in Mekke'de İslam davasını ilk yaydığında etrafındaki insanların yaş ortalaması kaçtır biliyor musunuz? 18-19'dur. Ve hep gençlere güvenmiştir sevgili peygamberimiz. Ve hep gençlere çok değer vermiştir, önem vermiştir. İdeal gençleri tarif ederken peygamberimizin kullandığı bir ifade vardır. Şabun neşe'e fi ibadeti Rabbi. Neşe'yi Rabbine ibadette arayan gençlik. Sevgili gençler, dünyamız, coğrafyamız, ülkemiz çok zor süreçlerden geçiyor. İnsanlık zor süreçlerden geçiyor. Bu zor süreçleri dikkate alarak sadece Batı Trakya'yı düşünmeyin. Yunanistan'da yaşayan bütün Müslüman kardeşlerinizi düşünün. Türkiye'yi düşünün, coğrafyamızı düşünün, İslam Balkanları düşünün. Afrika'yı düşünün. Bütün insanlığı düşünün. Yani hedeflerinizi belirlerken büyük düşüneceksiniz, büyük düşünmelisiniz. Bütün insanlığı düşünmelisiniz. Bütün insanlığı müspet yönde nasıl etkileyebilirim? Bunun peşinde olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Bilgi bakımından donanımınızda hiçbir eksik olmalı, olmamalı. Ama kalbinizi de unutmamalısınız. Allah'ı unutmamalısınız. İbadet hayatınızı unutmamalısınız. Yani dünya ile ahireti, ebedi hayatı, geçici hayatı hep birlikte değerlendirmelisiniz.